Mayoz bölünme videolarından sonra elimizde iki adet gametimiz oluşmuştu. Bir spermimiz ve bir yumurtamız vardı. Spermi ve yumurtayı şuraya çizeyim. Yumurtayı farklı renkte göstereyim. İşte yumurta da burada. Devamındaki olayların nasıl geliştiğini biliyoruz. Sperm yumurtayı döllüyor. Tüm olaylar zinciri de aslında bu noktada başlıyor. Öncelikle yumurtanın duvarı diğer spermlere karşı geçirgenliğini kaybediyor. Yani Sadece bir sperm e, yumurtaya, bir tane sperm yumurtaya girebiliyor arkadaşlar. Fakat bu videoda bu nokta üzerinde çok durmayacağız. Üzerinde duracağımız nokta, döllenmiş yumurta zigot olduktan sonra nasıl gelişiyor noktası. Mayoz bölünmeden de hatırlayacağınız gibi bunların her biri birer haploittir arkadaşlar. Yani bunlar DNA materyalinin yarısını taşıyorlar. Sperm bu yumurtayı dölledikten hemen sonra e diploid bir zigotumuz oluşuyor. Şurada güzel bir renkle onu hemen gösterelim. 2n DNA materyaline sahip. Şöyle de söyleyebiliriz. Vücudumuzdaki normal bir hücrenin sahip olduğu tüm DNA bileşenlerine sahip bir diploid zigotu oluşacak. Bu hücre diploittir, aynı zamanda zigottur. Evet, zigot döllenmiş yumurtanın tıptaki adıdır. Bir organizma dönüşmeye artık hazır halde döllenmeye aynı zamanda fertilizasyon e, adı da verilir. Döllenmeden hemen sonra bu zigotta bölünmeler başlıyor. Hücre boyutunda çok büyük bir artış olmayacak şekilde mitoz bölünmeler gerçekleşiyor. Yani buradaki zigot mitoz bölünme ile iki hücreye bölünecek. Oluşan her iki hücre de tabii ki 2 endir. Bunlar sonra bunlar bölünmeye devam ederek iki hücreden dört hücre oluşturuyorlar. Bu dört hücrenin her birinde zigottakiyle birebir aynı genetik içerik bulunuyor ve bölünme hızla bu şekilde devam ediyor. Şurada oluşan bu hücreler topluluğuna morula deniyor. Morula. Malberi yani dut kelimesinden gelir çünkü şekli duta benziyor. Şimdiye kadar olanları şöyle bir özet geçip işimizi biraz kolaylaştıralım. Şimdi en başta bir zigotla başladık. Tekrar söylüyorum bu döllenmiş yumurta mitoz bölünmeyle çoğalmaya başlıyor ve bir hücre kümesi oluşturuyor. Bu hücreler başlangıç seviyesinde oldukları için hepsi aynı anda kopyalanıyor ve iki hücreyle başlayan süreç morula'nın oluşmasıyla devam ediyor. Morula yaklaşık 16 hücre olduğunda ki bunun olması da 4 veya 5. güne kadar sürüyor. Süreç aslında tam da burada çizdiğim gibi işlemiyor. Çünkü dışarıdaki hücrelerde biraz farklılaşma oluyor. Küre şeklinde olmaları lazım. Bunu biraz daha küreye benzeterek çizmeye çalışayım. Evet, bunlar dış taraftaki hücreler. Tabii buradaki şekil enine kesit alınmış hali. Hücrelerin aldığı şekil gerçekten küreye daha da benzeyecek. Bunlar en dıştaki hücreler ve bunlar da iç taraftaki hücreler. Bu en dıştaki hücrelere e, trofoblast denir. Trofoblast. Farklı bir renkle göstereyim. İç taraftaki hücrelere ise embrioblast denir. Embrioblast. Aslında bu videoda daha çok bu hücrelerle alakalı diyebiliriz. İç taraftaki hücreleri farklı bir renkle yazalım. Sonrasında biraz sıvı oluşuyor ve embrioblastlar ve trofoblastların arasını dolduruyor. Sıvı buradan geliyor ve morula sonunda bu şekle bürünüyor. Dış sar olan trofoblastta bir çeşit büyük hücreler küresi de diyebiliriz. Tabii ki bunlar olurken mitoz bölünme mekanizması ile hücreler çoğalmaya devam ediyor. Artık trofoblastımız böyle gözüküyor. Embriyo da burada. Bunlara ayrıca iç hücre kitlesi de deniyor. İşte bu gördüğümüz şey organizmaya dönüşecek arkadaşlar. Burada gerçekleşen işlemleri güzelce öğrenelim. Eğer bir memeli organizması hakkında konuşuyorsak ki bizler birer memeliyiz, mekanizma şu şekilde işliyor. Zigot yeteri kadar büyüdüğünde morulaya dönüşüyor. Sonra moruladaki hücreler trofoblasta yani en dış katmandaki hücrelere ve iç hücre kitlesi olan embriyoblastlara dönüşüyor. Sonrasında şu şekildeki gibi bir boşluk oluşuyor. Evet burası sıvıyla dolu ve bu boşluğa da e, blasto, blastosöl Blastosöl deniyor. Burada bu boşluk oluştuktan sonra ortaya çıkan tüm bu yapıya da blastosist deniyor. Blastosist. Tüm bu şeye blastosist adı verilir. İnsanlarda gerçekleşen durum da budur. Şimdi size biraz karmaşık bir konu gibi gelebilir. Çünkü çoğu biyoloji derslerinde evet moruladan blastulaya veya blastosfere, blastosfer fazına geçtik diye anlatılır. Şimdi bu kelimeleri de yazayım buraya. Yani bazen morula dersiniz. Sonra hemen blastula'ya geçersiniz. Hatta blastula'ya bazen blastosfer de denir. Blastosfer. Aklınızda soru işareti kalmasın. Bu yazdıklarımın hepsi gelişinde yer alan aynı evreler. Birçok kitapta kurbağalar veya kurbağa larvaları veya buna benzeyen şeylerden bahsederken bu evrelerden sıkça söz edilir. Memeliler anlatılırken de blotosist evresinde izlenir ve gerçek ayrım blastula ve blastosfer hakkında konuşurken yapılır. En dıştaki hücrelerde ve iç hücre kitlesinde yani embriyoblastlarda aslına bakarsanız pek bir fark yoktur. Bu videoda insanlar için olanlar hakkında konuştuğumuzdan tam da buradan başlamak istiyorum. Sonuçta hepimiz insanız ve bizim için asıl ilgi çekecek, ilgi çekebilecek, ilginç gelebilecek şeyler yani bizim için bunlar. Özellikle blastosiste odaklanıyorum. Bu videoda şu ana kadar hakkında konuştuğum her şeyin amacı işte tam da bu noktaya gelebilmekti. Çünkü burada sahip olduğumuz şu küçük yeşil hücreler, yani hücrenin içindeki hücreler sonrasında organizmaya dönüşecek olanlar. Peki şimdi Peki içerideki hücreler, organizma ise bu dışarıdaki mor hücreler yani trofoblastlar nedir? Bunlar neyin nesidir diye sorabilirsiniz. Bunlar insanda plezenteye dönüşecek olan hücreler. Bu konuyu e, ileride e, başka bir videoda anlatacağım, değineceğim arkadaşlar. Buraya da yazalım şimdi. Plasenta. Aslında tüm video boyunca yapacağım şey bebeklerin nasıl doğduğunu anlatmak. Bu konu hakkında birçok şey öğrendim çünkü geçen yıl bizim de bir bebeğimiz oldu. Plazenta esasında embriyo içinde gelişen bir yapı. İnsanlarda ve memelilerde gelişen fetüs ile anne arasındaki bir ara yüz görevi görür. Buna bir çeşit değişim mekanizması da diyebiliriz. İki sistemi birbirinden ayırır ama anne ve fetüs arasındaki gerekli fonksiyonlara da izin verir. Fakat videomuzun esas konusu bu değil. Bu videonun esas konusu olan bu yeşil hücreler plasenta hücrelerinden farklı gelişti. Yalnız neye dönüşecekleri halen belli olmadı. Belki bu hücre grubu sinir sisteminin bir parçası olacakken şu hücre grubu da kas dokusunu ve şu hücre de belki karaciğeri oluşturacak. Buradaki bu hücrelere embriyonik kök hücreler denir. Embriyonik kök hücreler. Bunu bu videoda ilk kez duyuyorsunuz ancak muhtemelen daha önceden duyduğunuz bir şey e, olabilir. Buradaki zigot bölünmeye başlar başlamaz buradaki hücrelerin her birine blastomer adı verilir. Blastomer. Yüksek ihtimalle blast kelimesinin neden karşımıza çıkıp durduğunu merak ediyorsunuz ki bu embriyoloji videosunda ve diğer gelişim videolarında da sıkça karşınıza çıkıyor ve çıkacaktır. Evet, bu kelime Yunanca spor anlamına gelen blastos'tan türemiştir. Yani organizma sporlanır ve büyür kelimenin etimolojisini etimolojisine çok değinmeyeceğim fakat kaynağı budur arkadaşlar ve olaylar basit bir blast içinde gerçekleşir. İşte bunlar blastomerler. Embriyonik kök hücreler hakkında konuşurken aslında bu embriyo yani iç hücreler kitlesi içindeki blastomerlerden bahsediyoruz. Bunların hepsi embriyonik kök hücrelerdir. Kök hücredir yani. Bunu daha canlı bir renkte göstereyim embriyonik kök hücreler. Bu konunun bu kadar ilgi çekici olma sebeplerinden biri ise hakkında birbirinden farklı çok fazla görüş olması. Birincisi bu hücrelerin herhangi bir yapıya dönüşebilme potansiyelleri var, bu esnekliğe sahipler. Şuraya yazayım. Plastisite, yani esneklik. Bildiğiniz gibi bu kelime plastikten gelir. Yani herhangi bir yapıya dönüşebilme anlamı taşır. Plastisitesi olan bir şeyin başka değişik yapılara dönüşebilme özelliği vardır. Bu konu hakkında birçok çalışma yapılmış ve özellikle basit canlılarda doğruluğu ispatlanmıştır. Vücudumuzun bir yerinde bir yaralanma oldu diyelim. Hemen bir sinir hücresi çizelim. Sinir hücresinin gerçek işleyiş mekanizmasına tabii ki girmeyeceğim. Sadece sinir hücresinin şu noktadan hasar aldığını farz edelim arkadaşlar. Bu yüzden kişi felç olabilir. Multiple skleroz hastalığına yani MS dediğimiz hastalığa yakalanabilir. Veya buna benzer başka bir sinir sistemi hastalığı olabilir diye düşünelim. Bu konu hakkındaki görüş ise şu şekilde. Buradaki hücrelerin herhangi bir yapıya dönüşebilme özellikleri var ve gerçek anlamda niye dönüşebilecekte ne nasıl bildiklerini henüz yeni yeni keşfedebiliyoruz. Buradaki hücre çevresine bakar ve "Hmm, etrafımdakiler neler yapıyor? Belki ben de onlara yardım etmeliyim." der. Ancak bu konu hakkındaki fikir buradaki kök hücrelerden alıp hasarlı bölgeye koymak çünkü kök hücre burada ihtiyaç duyulan hücre tipine dönüşebilme özelliğine sahip. Yani bu durumda sinir hücresine dönüşmeli ve hasarlı bölgeyi tamir etmeli. Belki bu şekilde o felçli kişi de iyileşecek. Araştırmalar için oldukça geniş ve heyecanlı bir alan bu. Belki gelecek bir zamanda şu an teoride de olsa bu şekilde yeni organlar yapılabilecek. Mesela böbrek nakli ya da kalp nakli bekleyen hasta için belki de bu kök hücrelerden bir koloni oluşturulabilecek ve veya bu kök hücreleri başka canlılara koyup bu şekilde bu hücrelerden kalp veya böbrek gibi organlar oluşturabileceğiz. Yani bu konuda büyük bir heyecan var kısacası. Demek istediğim, önceden tedavisi bilinmeyen birçok hastalığa çözüm olabilir veya ölümü bekleyen birçok hastaya umut olabilir bu durum. Bütün bunların yanı sıra buna karşı olan tartışmalar da var. Tartışmalar daha çok en baştaki kök hücre alınma işlemi hakkında aslında. Eğer bu aşamada buradan hücre alınırsa embriyo ölür. Yani büyüyen, gelişen ve insan olma potansiyeline sahip olan embriyoyu öldürebilirsiniz deniyor. Uygun koşullar sağlanmalı ve anne gönüllü olmalı. Evet ama maalesef böyle bir potansiyel var. Bütün bunlardan dolayı yaşam öncesi dönemi e, savunanlar insan olma potansiyeline sahip canlı bir yapı öldürülmemeli diyor. Dolayısıyla bu düşünceyi savunan insanlar embriyonun bu şekilde yok edilmesine karşılar. Bu videoyu bu görüşü savunmak için yapmıyorum. Fakat embriyo insan olma potansiyeline sahip bir yapıdır. Bu da bir gerçek. Bu videoda embriyonik kök hücrenin ne olduğunu konuşuyoruz. Bir sonraki soru ise neden bunlara sadece kök hücre demek yerine embriyonik kök hücre diyoruz? Bir sonraki soru bu. Çünkü hepimizin vücudunda somatik kök hücre diye adlandırılan bir yapı var. Evet şuraya yazalım. Somatik veya yetişkin kök hücreleri. Bunlar hepimizde var. Mesela kemik iliğinde al yuvar üretimi için bulunuyor. Fakat somatik kök hücrelerdeki problem daha önceden bahsettiğimiz bu plastik yapının olmaması. Yani insan bedeninde herhangi bir hücre tipine dönüşemezler. Bu hücrelere daha esnek, plastik yapıya dönüşmelerini sağlamak da ayrı bir araştırma konusu. Eğer bu somatik kök hücreler alınıp daha esnek yapıya dönüştürülürse embriyonik kök hücrelerin kullanılmasının önüne geçilebilir. Belki bu hücrelere bu özellik kazandırılırsa bunlardan da yeni bir canlı doğması potansiyeli de yaratılabilir. Karşımızda yine tartışmalı bir konu. Fakat şu an için bir tartışma konusu değil çünkü somatik ya da yetişkin kök hücrelerden yeni bir canlı oluşamazken e, embriyonik olan kök hücreler gönüllü bir anneye nakledilirse ondan tabii ki insan oluşacaktır. Tartışmanın herhangi bir tarafında olmak istemiyorum fakat gerçek gerçektir. Bunlarda insan olma potansiyeli var. Fakat aynı zamanda milyonlarca kişinin hayatını kurtarma potansiyeli de var. Tüm bu gerçekler ışığında hangi görüşü benimsediğiniz size bağlı. Çok gündeme gelmeyen bir şey hakkında daha konuşmak istiyorum. Bir embriyonik kök hücre sırası aldınız diyelim. Burada kastettiğim bir çift kök hücre alıyorsunuz ve petri kabına koyuyorsunuz. Sonrasında çoğaltıyorsunuz. Yani bundan iki tane oluyor ve e, ikisinden de dört tane oluyor. Sonra biri geliyor, bunlardan birini alıyor ve kendi petri kabına e, koyuyor. Bunlar daha önceden blastomer olan embriyonik kök hücre sırası ve tek bir embriyonik kök hücreden oluşuyorlar. Bir embriyonik kök hücre sırası oluşturduğunuzda aslında bir embriyoyu da yok etmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde embriyonun yok edildiği başka işlemler de var. Örneğin in vitro fertilizasyon yani tüp bebek uygulaması. Belki bir sonraki videom fertilizasyon yani döllenme konusunda olur. Burada bir grup yumurta anneden alınıyor. Tabi bu yöntem genelde çocuk sahibi olmada güçlük yaşayan çiftlerde uygulanıyor. Anneden 10 belki 30 tane yumurta alınıyor. Bu yumurtalar aslında cerrahi bir işlemle annenin yumurtalığından çıkarılıyor. Semen ile dölleniyor. Semen babadan veya mesela Amerika'da olduğu gibi sperm bağışısından da alınabilir. Dölleme işlemi sonrasında bunlardan zigot elde edilir. Bunların hepsi zigot oldu ve blastosist evresine kadar büyümelerine izin verildi. Yani sonunda hepsi blastosist oldu. Ortalarında burada gösterdiğimiz sıvı dolu alanda blastosöl oluştu. Hepsi embriyo niteliğinde olmuş oldu. İçlerinde iç hücre grubu var ve bunlardan uygun ve sağlıklı olanlar seçiliyor. Sağlıksız görünenler ise bırakılıyor. Seçilenler daha sonra anneye aşılanıyor. Tüm bunlar petri kabında oluyor. Mesela şu dördü iyi gözüktüğünden alınıyor ve anneye aşılanıyor. Bunlardan biri iyi gelişirse bu yönteme başvuran çiftimiz bir bebek sahibi olabiliyor. Fakat sonuçta embriyolardan biri iyi gelişirken diğerleri gelişmeyebilir. Amerika'da televizyonlarda yayınlanan John-Kate-plus-8 programını belki duymuşsunuzdur. Ee, çok sayıdaki aşılama en az tek bir bebeğin olma şansını arttırır. 7 ee, veya 8 aşılama sonrası 8 bebek de olabilir. Bu yüzden tüp bebek uygulamasında bazen çoklu doğumlar olabiliyor. Bu televizyon programında olduğu gibi. Bu programdaki John ve Kate çiftinin tüp bebek yöntemiyle ilkinde 2, iki, ikincisinde 6 e, olmak üzere toplam 8 çocukları oluyor. Neyse konumuza dönecek olursak peki petri kabında kalan diğer sağlam yapılara ki onlar da aslında bir embriyo onlara ne oluyor? Bunlar da embriyo ve buradaki embriyo blastlar kadar potansiyelleri var. Yani hepsinin içinde bebek olabilme potansiyeli mevcut. Çoğu tüp bebek merkezi bu kalanları atıyor, yok ediyor yani öldürüyor. Çoğu donmuş halde durur ve bu dondurma süresi süresince süre, süresi boyunca yani ölürler. Yani tüp bebek uygulamasında insan olabilme potansiyeline sahip bu embriyolar da öldürülüyor. Bu konuda taraf değilim fakat embriyonik kök hücre araştırmalarında bu embriyoların yok edilmesine karşıysanız düşünce olarak tüp bebek uygulamasına da karşısınız demektir. Çünkü her ikisinde de zigot ölümü gerçekleşiyor. Bu konuda daha fazla konuşmayacağım çünkü gerçekten taraf tutmak istemiyorum. E, fakat şunu göstermek istiyorum. Burada bir çeşit benzerlik var. Her iki uygulamada da kullanılabilecek ee haldeki embriyoların yok edilmesi söz konusu. Ve her iki durumda da çok sayıda embriyo yok ediliyor. Tüp bebek uygulamasında binlerce embriyo donduruluyor ve sonrasında yok ediliyor. Sonuçta bu kök hücre tartışmalarında artık bir fikriniz var. Hepsi önceden öğrendiğimiz mayoz bölünmeyle başlıyor. Mayozla gametler oluşuyor, erkek gamet dişi gameti döllüyor, zigot oluşuyor ve ee morulaya bölünmeye başlıyor, bölünme devam ediyor blastosisti oluşturuyor ve kök hücrelerde burada duruyor. Artık bu kök hücre konusundaki tartışmalar için yeterince bilimsel fikriniz olduğunu sanıyorum.